AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihaz Sezal, Elbistan'da ziyaretler gerçekleştirdi. 100 milyonluk bir yatırım, büyük bir yatırım, Bodrum olan bir kültür merkezi. Milletvekili Sezal burada Elbistan Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Gençler Başkanlığı'nın elinde var olan, hazır olan projeler... Program sonunda Aksu Haber'e konuşan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Servet Okur, ziyaretleri için Milletvekili Sezal'a teşekkür etti. Kamu yatırımı olaraktan yapılmamış, hemen hemen kamu yatırımı kalmamıştır. Bazıları hala devam etmektedir. Sayın Bakanımız bu yatırımların bizzat devam edeceğini, inşallah belediye başkanımızla birlikte, sayın vekillerimizle birlikte Elbistan'a gelmesi gereken hizmetleri el birliğiyle gelmesi için var gücümüzle uğraşacağız. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de ilçemize kazandırılması planlanan Teknokent projesiyle ilgili sayın vekilimiz takipçisi olacağız diyerek bizleri mutlu etti dedi. Vekilimizin şehrimize yapmış olduğu değerli katkıları için çok teşekkür ediyorum. Bakanımız Sayın Mahir Ünal Beyefendi ile beraber hükümet yatırımlarımızda ve yerel yatırımların hayata geçmesi noktasında vekillerimizin çok büyük desteği ve katkısı var. Özellikle de Cihat vekilimizin gençlerimizle ilgili yatırımlarda çok özel bir takibi var. Biliyorsunuz Elbistan genç ve dinamik bir nüfusa sahip. Dolayısıyla gençlerimiz Sayın Vekilimizi bir ayrı seviyorlar. Çünkü yaş olarak, kuşak olarak da bizimle aynı kuşakta. Dolayısıyla biz bundan sonraki yatırımların da artarak devam etmesi noktasında katkılarını bundan önceki esirgemediği gibi, yardımcı olduğu gibi yine devam edeceğine gönülden inanıyoruz ve şükranlarımızı hemşehrilerim adına kendilerine sunmak istiyorum. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihaz Sezal ise Elbistan'ımızın ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerimize devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Elbistan ziyaretimiz kapsamında belediye başkanımızı da ilçe başkanımızla beraber ziyaret ediyoruz. Malumunuz son yıllarda Elbistan'a yapılan kamu yatırımları maksimum seviyede. Elbistan'ımıza yakışacak mahiyette Sayın Bakanımız Mahir Ünal'ın da destekleriyle birlikte milletvekillerimizle Elbistan'ı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için büyük bir mücadele veriyoruz. Kamu yatırımlarımız son hızıyla devam ediyor. Tabi belediye başkanımız seçildikten sonra da genel anlamda Elbistan'ımızın ihtiyaçları noktasında çok ciddi yatırımlara imza atıyor ve iyi bir planlama yapıyor başkanımız. İnşallah şimdi konuştuk seçimlere kadar ve seçimlerin sonrasında da Elbistan ilçemizde ihtiyaçlar noktasında Büyükşehir Belediye Başkanımızın da katkılarıyla, milletvekillerimizin, Sayın Bakanımızın da katkılarıyla kısa vadede öncelikle Elbistan'ımızın ihtiyaçları noktasında hizmetlerimize devam edeceğiz. Bunların istişaresini yapıyoruz. Hatta birkaç gün önce Sayın Bakanımız da Kahramanmaraş'tayken sağ olsun belediye başkanımız tekrar bir sunum gerçekleştirdi. İnşallah bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Elbistan ilçemizde belediye başkanımızın katkılarıyla, çabasıyla halkımıza yakışır, yaraşır bir şekilde hizmetlerimize devam edeceğiz el birliğiyle.